Zara hakkında konuşacağım. Ve bu videonun tamamı hani part 4 olarak gelebilir. Öyle koyacağım büyük ihtimalle. Başlığı daha emin değilim ama bu onların bir serisi hakkında olacak. O da Emotions serisi. Bu seriyi bayağı bir insan sordu video için. Ve ben de uzun zaman bulamadım inanın bana. O yüzden yapamadım bu videoyu. Ama sonunda deneyebildim. Videoya başlamadan önce kanalıma yeni geldiyseniz veya daha önce abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Hepsini deneyebildim ve biraz tecrübe oluştu. Kalıcılıkları hakkında, kokuları hakkında bilgim var. Ve biraz da araştırma yaptım. Başka insanlar ne düşünüyor, onlarda kalıcılıklar ne olmuş diye. Ve hepsinden bahsedeceğim. Seride 8 parfüm var. Benim denediğim ve Fragrantica'ya da baktım. 8 tane parfüm var. Fiyatları diğer Zara'lardan daha yüksek. Bunun sebebi Jo Malone tarafından yapılmış olması. Özellikle Jo Malone'ların fiyatlarını düşünürsek bunlar aslında ucuz gibi bir şey. Ama Jo Malone'lar da çok kalıcı olarak bilinmeyen parfümler. Öncelikle hani kişisel fikirle hareket edeceğim sıralama olarak. İlk de hani çok da beğenmediklerimden başlayacağım. Sona doğru en çok beğendiklerime doğru gideceğim. Kişisel fikrimi söyleyeceğim. Kokular hakkında bahsedeceğim. Hepsini geniş geniş açıklamaya çalışacağım. Öncelikle Bohemian Blue Bells parfümüyle başlayalım. Umarım ismini doğru söylüyorumdur. Bu parfümde sadece 3 nota var. Benim gördüğüm kadarıyla. Burada bilgisayara da bakıyorum. Notalara da bakıyorum aynı zamanda. Ve kokladığında aslında notalara çok yakındı. Burada lavanta notası söylenmiş. Santal ağacı ve misk notası söylenmiş. Bunun açılışında gerçekten çok kötü bir lavanta var. Lavanta essential oil diyorlar. Onun özü satıyorlar bu terapiler için. Eğer o tarz lavantayı kokladıysanız aynı öyle açılıyor. Ve hiç hoş değil. Hani hiç sevilebilir tarzda bir lavanta değil. O yüzden biraz zaman verin buna. Çünkü böyle lavanta oturuyor. Biraz daha hani böyle natural lavantaya benziyor. Essential oil'dan ziyade. Ve santal ağacı geliyor. Hafif ağacımsı bir parfüm. Misk notası çok gelmedi bana burada. Ama genel olarak lavanta çok baskın. Ve hayatı boyunca gitmiyor. Transparan bir koku, basit bir koku, çok değişen bir koku değil. Lavanta notası, eğer lavantanın gerçek kokusunu biliyorsanız bu parfümde genel olarak öyle kokuyor. Hafif hafif ağacımsı bir havası da var. Bunun kalıcılığı diğerlerine göre biraz iyiydi aslında. Bunun kalıcılığı yaklaşık 6 saat civarında. Ama dediğim gibi transparan bir koku, çok değişecek bir koku değil. Benim kişisel zevkime hiç uymayan bir koku ama belki siz beğenirsiniz. Lavanta kokusunu beğeniyorsanız bu kokuyu deneyebilirsiniz. Dediğim gibi Bohemian Bluebells. Hiç bilmiyorum ne anlama geliyor ama ilk koku buydu denediğim. İkinci koku ise Fleur de Orange. Fleur de Orange'ın zaten kelime anlamı Orange Flower. Yani portakal çiçeği. Portakal çiçeği üzerine kurulu bir parfüm bu ama portakal çiçeği iki farklı kokabiliyor. Nasıl kullanıldığına var. Bir çok feminen kokabiliyor, bir de çok temiz sabunsu kokabiliyor. Bu da sabunsu hali. Açılışında biraz feminen gelebilir bu koku ama biraz kaldıktan sonra direkt o klasik Neroli Portofino, Tom Ford'un Neroli Portofino veya 4711, 4711 Cologne tarzında kokusu var. Bu Neroli denen nota aslında o da bir çeşit orange flower yani portakal çiçeği. Portakal çiçeği baskın ama dediğim gibi sabunumsu temiz tarzda kokuyor bu parfüm. Neroli Portofino'yu daha önce kokladıysanız biliyorsunuzdur. Ayrıca Yves Rocher firmasından Neroli parfüm var. Ona da çok benziyor bu. Ve yorumlara baktığımda insanlar da aynısını söylemiş. Neroli Portofino'ya benzediğini söylemiş. Bu biraz daha hani kolonya tarzı bir koku ama çok limon ağırlıklı değil. Onun yerine Neroli, portakal çiçeği ağırlıklı. Çok özel bir şey yok. Gene çok transparan bir koku. Çok ince bir koku. İçerisi ortamlara gidebilecek bir koku. Kalıcılığı baya az bunun. Bunun kalıcılığı yaklaşık 3 ila 4 saat civarında. Ama böyle iş ortamına, spor ortamına çok güzel gidebilecek. Ve kaliteli kokan. Öyle diyeyim. Kaliteli kokan, notaları çok sentetik kokmuyor, güzel kokuyor. O yüzden bunu önerebiliyorum. Dediğim kokuları seviyorsanız, dediğim tarzda kokular seviyorsanız bunu denemenizi öneririm. Bir sonraki parfüm, bunu biraz daha beğenmiştim diğerlerinden. Bu Amalfi Sunray. Amalfi şehri İtalya'da bir şehir. Denize kıyısı olan, aslında İtalya'nın çoğu kıyısı var denize ama bu aşağılarda bir şehir ve yazlık bir şehir, çok ünlü Amalfi. Ve Amalfi Sunray
beni gerçekten çok mutlu eden bir koku oldu. Denediğimde gerçekten çok güzel, yazlık bir koku. Özellikle direkt bana şöyle sahilde olduğumu anımsattı. Böyle sahilde olduğunuzu uyandıran bir his veriyor. İlk kokladığımda biraz Hindistan cevizi kokladığımı zannettim. Ama biraz daha kokladığımda fark ettim ki aslında değil. Bayağı turunçgil var bu parfümde. Portakal notası var ve notalarına bakıyorum şu anda. Bunda da portakal çiçeği var, portakal notası var. Galiba bu yok. Mandarinmiş, mandarin notası ve bergamot var. Ben ilk kokladığımda portakal zannetmiştim. Burada da portakal görünce hani doğru kokladığımı zannettim ama mandarin diyor burada. Ama genel olarak hani o turunçgil, greyfurt, portakal, limonumsu bir koku veriyor size. Temiz bir koku. Ve bu da benim bildiğim kadarıyla bir başka bir Tom Ford'a benziyor. O da Mandarino di Amalfi. O da çok ferah kokan bir parfüm. Bu genel olarak dediğim gibi, ilk başta dediğim gibi size böyle sahildeymiş gibi bir his anımsatıyor, uyandırıyor öyle bir his. Gerçekten çok mutlu bir koku. Çok yaz kokusu gerçekten. Yaz kokusu diye bağırıyor. Kalıcılığı bunun da iyi değil. Yaklaşık 3 saat, 4 saat civarı. Ama yazlık bir koku için normal bu kalıcılık. Hani düşük gibi gelebilir size ama hani bu kokunun yapılma amacı zaten hani yazlık kullanım, sıcak havada kullanım. O yüzden performansı normal denebilir. Bir sonraki parfüm Florida Patchouli. Florida Patchouli yani patchouli çiçeği anlamına geliyor Fransızcadan. Bu parfüm patchouli üzerine kurulu. Bu parfümün açılışında da aynı ilk parfüm gibi, Bohemian parfümü gibi. Bunda da garip bir lavanta var. Bana öyle geldi. Bunun da açılışında var ama çok çabuk gidiyor. Çok çabuk o hava gidiyor. Yaklaşık bir 2-3 dakika. O lavanta da ilk parfümde dediğim gibi böyle essential oil, özü gibi garip bir hava veriyor. Ama o gittikten sonra gerçekten çok güzel, çok iyi törpülenmiş bir parfüm. Patchouli kirli bir havada değil aslında çok. Çok güzel. Bu parfüm biraz daha feminen, onu söyleyeyim. İçinden gül tarzı bir nota geliyor. Burada hangi nota diye geçiyor bakalım. Peony. Peony çiçeği. O da güle yakın bir notası, kokusu var. Ağacımsı nota var içinde. Gayak ağacı galiba. Öyle bir hava gelmedi bana ama daha çok çiçeksi, feminen bir koku. Güzel bir koku. Sanıyorum bana Coco Mademoiselle'i anımsatmıştı. Sanıyorum burada da öyle belirtilmiş. Evet, birkaç kişi Coco Mademoiselle'i benzediğini söylemiş Fragrantica'da. Coco Mademoiselle kokusunu biliyorsanız belki bunu sevebilirsiniz. Daha güçsüz. Bunun performansı aslında o kadar kötü değil. Bunun performansı diğerlerinden biraz daha iyi. Bunun performansı yaklaşık 6-7 saate kadar gidebiliyor. Tatmin eder mi bilmiyorum sizi. Genelde sıcak havalarda kullanmak gerekir bunu büyük ihtimal performansından dolayı. Ama dediğim gibi patchouli geçse de isminde çok patchouli'ye çok baskın bir parfüm değil. Daha çok peony çiçeğine baskın. Böyle güllü, temiz, hafif de patchouli var arka planda. Güzel bir parfüm. Kadınlar için çok güzel bir seçim olacaktır. Bir sonraki parfüm Water Lily Tea Dress. Water Lily Tea Dress. Water Lily normalde bir çiçek. Tea Dress onun ne demek olduğunu bilmiyorum. Şöyle söyleyeyim. Bu parfüm ben sıkıp denerken ilk parfümdü. Denediğim ilk parfümdü. Ve gerçekten çok güzel. Çok güzel. Ve şöyle söyleyebilirim ki bu serinin tamamından hani o Jo Malone DNA'sına en yakın koku bu. Hatta bir tane Jo Malone'a benziyor. Onu birazdan söyleyeceğim. Ama bu parfüm, şunu söyleyeyim öncelikle. Bu parfüm kadınlar için. Çok feminen bir parfüm. Erkekler kullanabilirse kullansın. Ben ilk kokladığımda bendeki deneyimi şöyle olmuştu. Kendi kendime dedim ki hani bu çok transparan, böyle su havası var parfümde. Gerçekten o hafiflikte çimen havası var. Yeşil çimen havası var ve çiçeksi, beyaz çiçekler ama çok narin çiçekler, çok güzel çiçekler. Böyle burnunuzu tırmalayacak derecede değil. Çok güzel, çok transparan, ince bir parfüm. Gerçekten çok ince bir parfüm. Ve içinden gelen çiçek, burada notalarında bahsedilmemiş. Notalarında nane, bergamot ve misk denmiş. Nane yok. Ya da bilmiyorum bu çimen havasını nane mi yapıyor? Ama bildiğimiz nane gibi kokmuyor. Daha çok çimenimsi kokuyor parfüm. Onun yanında notalarında yok. Ama kesinlikle bir yasemin notası var içinde. Yasemin notasını alıyorsunuz. Ve notalarında bahsedilmemiş ama bu Water Lily denen nota da var. Onu da alabiliyorsunuz. O zaten bu inceliği ve güzelliği veren. Çünkü çok güzel bir notadır Water Lily. Şu anda Türkçesini bilmiyorum. Özür diliyorum. Buraları bir yere yazabilirim Türkçesini bulursam. Parfüm Zara, Jo Malone'dan bir parfüme benziyor demiştim. O da White Jasmine Mint parfümü.
O parfümde de mint var. Bu parfümde de mint var, yani nane. Ve white jasmine, yani beyaz yasemin. Yasemin notası dediğim gibi benzediği parfümde de var. Burada da var, belirtilmese de. Çok aşırı gelmiyor. Bana daha çok water lily geliyor. Dediğim gibi çok uzatmak istemiyorum bunu. Kadınlar için çok güzel bir parfüm. Ve çok transparan, çok narin ve çok ince bir parfüm. Gerçekten çok güzel. Beni çok etkilemişti. Hani bu seriden eşime bir parfüm almak istesem bu onlardan bir tanesi olurdu. Performansı bayağı bir zayıf. Bayağı bir zayıf. Yaklaşık 4 ila 5 saat. Ama bu da bir önceki bahsettiğim Amalfi Sunray gibi gene böyle kapalı ortamlara yazın kullanılacak bir parfüm. Hani soğuk hava parfümü değil bu. Zaten yapılma amacı da o zaten. Yani ya kapalı ortamlarda ya da böyle sıcak havalarda kullanılması için. Bir sonraki parfüm Vetiver Pamplemousse parfümü. Bu parfüm ben ilk denediğimde, hatta Zara parfümleri part 3'te bunu göstermiştim. O zaman deneyebilmiştim bunu. Ve o zaman da hani biliyordum kokusunu biraz. Ama şimdi daha da deneyimim oldu. Ve size diyebilirim ki şunu, ismi çok yanlış. Vetiver hiç gelmiyor bana. Gerçekten hiç gelmiyor. Bu Vetiver parfüm değil. Bu tamamen grapefruit notası üzerine kurulu bir parfüm. Ve hafif de mandarin havası var. Hafif portakalımsı mandarin. Ama şöyle bir diyebilirim ki bu serideki en böyle mutlu kokulardan bir tanesi. Nasıl? Yani ben bunu her kokladığımda böyle ağız sulandıran tarzda bir grapefruit notası var bunda. Tatlı bir grapefruit. Sanki böyle grapefruit'ı sıkmışsınız ve şeker dökmüşsünüz içine. Öyle bir havası var. Böyle sanki içilebilecek bir grapefruit suyu gibi kokuyor. Şekerli bir havası var ama aşırı değil bu şeker. Rahatsız etmiyor çok ama tatlılık var içinde. Bu da gene kalıcılığı düşük bunun. Kalıcılığından önce benzediği parfümleri söyleyeyim. Özellikle insanlar benzetmiş. Öncelikle Hermès Eau de Pamplemousse'a benzetmiş. Pamplemousse bu arada benim bildiğim kadarıyla Fransızca'da grapefruit demek. Hani ismi aslında doğru denebilir. Sadece vetiver tarafı yanlış. Çünkü bana hiç vetiver gelmiyor buradan. Varsa da çok az. Eau de Pamplemousse'a benzetmişler Hermès. Ben o parfümü denedim. O parfüm daha da baharatlı. O parfümde de hatta vetiver var. Ve o parfüm aslında biraz da TRD Hermès'e benziyor. Bu parfüm gibi değil. Yani ben çok benzetmiyorum o parfüme. Bir de Pamplemousse'a benzetmişler. Guerlain'dan. O da bende aslında olan bir parfüm. Ben ona da benzetmiyorum. Bu parfüm aslında kendine has bir kokusu var. Dediğim gibi çok ağız sulandıran grapefruit içeceği gibi kokuyor. Şekerli grapefruit. Kalıcılığından bahsedecektim. Kalıcılığı düşük. Gene düşük. Ama gene diyorum bir önceki iki parfüm gibi. Bunun da yapılma amacı gene yaz için. Bu hani performanslı bir parfüm gibi yapılmıyor. Zaten bunun içinde kullanılan notalar da öyle. Hani performans için yapılan parfüm değil bu. Aynı bir önceki iki tane parfüm gibi. Water Lily ve Amalfi Sunray gibi. Bunlar yaz kokuları. Bunlar ince kokular. İçerisi ortamlarda, iç ortamlarda kullanılacak. Hani kapalı ortamlara gidebilecek. Böyle sıcak havalara gidebilecek parfümler. Ve iki parfüm kaldı. İkisi de en çok beğendiğim parfüm seriden. Benim kişisel olarak. Bir tanesi feminen, bir tanesi maskülen. Önce femininden bahsedeceğim. Ve şöyle bakıyorum da hani serinin geneli feminen. Sadece 2-3 tane maskülen var. Bu son ikiden bir tanesi Tuberose Noir. Tuberose Noir, Tuberose çiçeği. Bunun Türkçesini şu anda hatırlamıyorum. Ama Tuberose çiçeği, buraya bir yazacağım Türkçesini. Tuberose çiçeğini seven biri değilim. Ama bunu denediğimde bana çok daha yasemin geldi. Ve yasemin notası çok daha baskın, en azından benim burnuma göre. Çok çiçeksi, çok feminen bir parfüm. Notalarında Tuberose var. Santal ağacı var ve yılan çiçeği var. Yılan çiçeği de var. Arka planda hissediyorsunuz. Hafif ağacımsı bir havası da var. İsminin Noir geçmiş. Tuberose Noir demiş. Noir karanlık anlamında. Bu parfümde herhangi bir karanlık bir tarafı yok. Beyaz bir parfüm. Yine transparan. Çok feminen. Çok feminen. Ve hani dedim ya bir parfüm için Water Lily alırdım eşime diye. Hani bu daha çok alacağım bir parfüm. Gerçi eşim bunu beğenmez biliyorum. Çok çiçeksi parfümleri sevmiyor ama hani alacağım çiçeksi parfüm seven bir kadın için alacağım ilk parfüm olurdu bu. Bu seriden. Çünkü çok güzel kokuyor. Çok kaliteli kokuyor ve çok Jo Malone kokuyor. Gerçekten Jo Malone DNA'sını kolayca hissedebiliyorsunuz. Dediğim gibi Tuberose da var parfümde ama
bana, benim burnuma daha çok yasemin geliyor. Ve şöyle söyleyebilirim. Performansından önce benzetilen parfüm 4 kişi benzetmiş burada. Yorumlarda da birkaç kişinin yazdığını gördüm Fragrantica'da ve gerçekten benzediğini düşünüyorum. Benzediği parfüm de Diptyque firmasından Dosson parfümü. Dosson parfümü de aslında tüberoz ağırlıklı bir parfümdür ama ben kokladığımda o da bana yasemin gibi gelmişti. Size kalmış bir şey. Tüberoz notası aslında çok zor bir nota ve aslında Black Orchid'de çok güçlü bir notadır. Ama oradaki kullanımından veya başka tüberoz ağırlıklı parfümler kullandığım ya da denediğim parfümlerden farklı kokan bir parfüm. Bu da beni hani şuraya getiriyor. Bana göre yasemin daha baskın bu parfümde. En azından benim burnuma göre. Yasemin notasını seviyorsanız deneyebilirsiniz. Özellikle kadınlar izliyorsa bu videoyu. Çok önerdiğim bir parfüm ve dediğim gibi bu seriden en çok beğendiğim kadın parfümü. Unutmadan performansından da bahsedeyim. Az daha unutuyordum. Bunun performansı baya güzel. Performansı baya kalıcı. Yaklaşık 7 ila 8 saat kaldı tenimde. Gerçekten güzel. Özellikle tüberoz fazla notası olmayan bir parfüm için diyeyim. Tüberoz güçlü bir nota aslında. Fazla notası olmayan bir parfüm için, transparan bir parfüm için gayet güzel kalıcılığı var. Ben öneriyorum. Kadınlara çok öneriyorum. Çiçeksi parfümler seviyorsanız çok başarılı bir parfüm. Ve sonuncu parfüm. Bu genel olarak bayağı bir insan sevmiş bunu. Ve şöyle söyleyebilirim. Hani sonra ikisine bıraktığım bir tanesi kadın bir tanesi erkek dedim ya. Bu son göstereceğim kadınlar da alabilir. Ama biraz daha maskülene kaydığını düşündüğüm bir parfüm. Ve bu parfüm Ebony Wood. Ebony Wood hani ilk kokladığımda da sonrasında da en çok etkileyen olmuştu. Ve bu biraz daha derin bir parfüm. Özellikle bütün seriye baktığınızda çok ince, transparan kokular hepsi. Bu serideki en karanlık, en derin ve biraz daha kalın bir parfüm diğerlerinden. Yine 3 nota paylaşılmış. Karanfil paylaşılmış, ebony ağacı paylaşılmış ve pembe biber paylaşılmış. Şöyle söyleyeyim, buradaki notalardan çok daha fazlası var bu parfümde. Açılışında böyle karabiber ve pembe biber alıyorsunuz. Baharatlı bir açılışı var. Ve karanlık bir açılışı var. Yani ince bir açılış değil. Diğer parfümleri kokladıysanız özellikle bu sizi çok şaşırtabilir. Ondan sonrasında net bir şekilde patchouli notası geliyor. Bana hafif kahve notası da geldi. Ama çok daha ilerleyen vakitlerde. Bunun haricinde bir ağacımsı tarafı da var parfümün. Ebony Wood denmiş. Ebony Wood'dan başka ağaç da olabilir. Bilmiyorum. Ama çok güzel bir parfüm. Gerçekten çok güzel bir parfüm. Ve parfüm kaldıkça özellikle bir saat sonra başka bir şeyleri anımsatmaya başladı bana. Tam olarak bulamadım ne olduğunu. Hani bir şeye tam benzemiyor. Ama benim bana anımsattığı en çok sonradan fark ettim. Hani koleksiyona gelip kendim kokladım, baktım acaba bende olan bir şey mi diye. Ve şunu fark ettim. Hatta parfüm önümde var. Amen. Mugler firmasında Amen parfümü. Ve bunun Pure Malt versiyonu. Biliyorsanız onun arasında bir şey. Bununla Pure Malt arasında gidip gelen bir kokusu var. Ama bu açılışında değil. Yanlış anlamayın. Gidip kokladığınızda benzemiyor diyebilirsiniz. Bu sadece bir saat sonrasında oluşan kokusu. Bana Pure Malt'la Amen arasında bir kokuyu anımsattı. O DNA'da sanıyorum patchouli'nin yaptığı bir şey. Bu belki ağacımsı yapısından dolayı, belki de kahve notasından dolayı benim burnuma gelen kahve notası. Bir de şaşırtıcı noktası, baya kalıcı. Baya kalıcı. Gerçekten hani ben kokusu kalındı ilk sıktığımda ama hani böyle kokup kalıcı olmayan zararlar çok. Ama bu 8 saate doğru gitti. Rahatça gitti. Ve bazı insanlarda yorumlarda gördüğüm kadarıyla 10 saati de geçtiği gözüküyor. Bazı insanlar da güçsüz de demiş. Yani tenden tebe değişebiliyor demek ki bu. Ama benim tenimde 8 saati kolaylıkla gördü. Bence en başarılısı bu seride. Hani bir sıralama yapmam gerekirse büyük ihtimal en iyisi bu. Benim kişisel fikrim bu tabii. Bundan sonra Tuberose Noir derim. Ondan sonra büyük ihtimal Vetiver Patchouli, Water Lily diye gider. Yani burada anlattığım sıralama büyük ihtimal öyle gider. Hani en son gösterdiğim en iyiden geriye doğru. Başarılı bir seri, güzel bir seri, kötü bir parfüm yok burada. Özellikle hani Bohemian'ın açılışı biraz beni rahatsız etmişti. Ama ondan da hani sonraki zamanlarda çok güzel bir lavanta notası. Transparan bir koku. Dediğim gibi kötü bir parfüm yok burada. Hepsi iyi. Ama maalesef bu parfümleri
belki Japonya'ya götürüp Zara daha çok satar. Çünkü Türkiye'ye hani Türkiye'deki istenilen parfüm profiline çok uyan parfümler değiller. Özellikle kalıcılıkları ve kompleks olmalarından dolayı. Çünkü kompleks parfüm değiller. Transparan parfümler, sade parfümler. Basit diyebilirim ama basit deyince hani kötü anlama geliyor. Daha çok şey demeye çalışıyorum hani çok kompleks, çok nota yok ve çok kalın parfümler değiller. Sadece Ebony Wood aralarında en iyisi o konuda. Dediğim gibi hani bu parfümleri böyle hafif parfüm seven ülkelere mesela Kore, Japonya gibi ülkelere götürmek orada çok daha satabilir. Jamola'nın da çok sattığı ülkeler bunlar bu arada. Parantez içinde söyleyeyim. Ama Türkiye gibi ülkelerde veya ne bileyim hani Dubai olabilir, Arap ülkeleri olabilir, Hindistan olabilir. Öyle ülkelerde çok da satacağını zannetmiyorum. Ama dediğim gibi başarılı bir seri, kaliteli bir seri ve şimdiden bilmiyorum üretimleri duracak mı? Umarım durmaz. Çünkü yaza kadar en azından tutmalarını isterim bunları. Çünkü çoğu yaz parfümü, gerçekten yaz parfümü çoğu. En azından umarım Zara bunları yaza kadar tutar satışta. Ve şöyle düşünüyorum. Jo Malone'la anlaşma yaptılarsa büyük ihtimalle Jo Malone'a yüklü bir miktarda para ödemişlerdir. O yüzden hani çabuk keseceklerini zannetmem bu parfümleri seriden, satıştan. Yani en azından tutarlar ve bu videonun çekildiği tarihte mesela şu anda Ocak ayında Zara'lar bütün Avrupa, Türkiye'de dahil her yer indirime girdi. Bir tek bu parfümler indirime girmedi. Bu da sanırım bir sebep var arkasında. Kişisel fikrim büyük ihtimal hani üretimi durdurmayacaklar kısa bir süre içerisinde ama hiçbir zaman bilemezsiniz. Zara bazen durdurabiliyor. Son olarak video çok uzadı biliyorum. Fiyatlarına değerler mi? Kalite olarak değerler. Ama şunu sormak lazım. Hani bu koku size uyuyor mu? Hangisi size uyuyor? İçinde en çok fiyatını değecek olanlar Ebony Wood ve Tuberose Noir. İkisi. En çok değecek olan. Ama diğerleri de mesela yazın hani kendim almak istesem hangilerini alırdım derseniz Vetiver Pamplemousse'u kesinlikle alırdım. Çok güzel bir yaz kokusu. Florida Patchouli maalesef feminen ama çok kaliteli. Amalfi Sunray'ı da alırdım. Ve Ebony Wood. Kendime alacağım parfümler bu seriden mesela. Hani almak istediğim. Ama diğerleri de feminen parfümler ve alınabilir parfümler. Jo Malone kalitesindeler ve Türkiye'deki fiyatlarına bence değerler. Bu videoluk bu kadar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Umarım yardımcı olmuştur. Çoğunuz bu videoyu soruyordu. Özür diliyorum. Geç geldi biraz. Hani bu seri bayağıdır var. Sanıyorum 1-2 aydır var. 1-2 ay değildir belki ama hani bir 6 haftadır var satışta. O yüzden özür diliyorum. Maalesef yaşadığım yere daha yeni geldiler bunlar. Bütün seri toplu anca deneyebildim. Ve hatta ikinci Zara'da bulabildim bunları. Hani bir Zara'da bile yoktu. Bir Zara'ya gittim. Ondan sonra diğer Zara'ya gitmek zorunda kaldım. Bunlar bana bir de uzaklar yani. Gitmek bayağı zahmet alıyor. Ama sonunda deneyebildim. Bir videoyu çekebildim. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Umarım kafanızda bir soru işareti kalmamıştır. Her zaman gidip deneyerek sizin hani kokuları anlamanız ve duymanız, koklamanız çok daha iyi olacaktır. Benim burada anlattıklarım her zaman sadece bir fikir sahibi olmanız için. Ama tabii ki kokuyu gidip koklayıp sevip sevebilmemeniz size ait bir sorumluluk diyeyim. Çünkü hani kör alış her zaman riskli. Kör almayın lütfen. Her zaman kanalıma gelip videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.